verdiği o aşıklık meclislerindeki izler var. Kitaplarımda bunları zaman zaman dile getirdim. O bambaşka bir duyguydu. O semavar bir taraftan çay kaynayacak, soba yanacak, millet oturacak. Aşık böyle milletin şeyin etrafında keçeler, keçe serilirdi yere. Duvarların dibine millet yaslanırdı, minderler üzerinde otururdu. Aşık abarta abarta anlatırdı. Diyelim Asile Kerem'in hikayesi anlatır, iki buçuk. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun. Köroğlu destanı anlatır mesela. Köroğlu hem saz alırdı, saz da söylerdi. Başlık bakalım Köroğlu Ayvaz'a ne dedi mesela. Evet, evet. Millet heyecanla dinlerdi. Akşama kadar o anlatılır. Daha sonra devamı yarına kalırdı. Millet heyecanla gelir. Yaşlılar kesin oraya gider. O bambaşka bir duygu. Bambaşka bir kültürün yaşatılmasıydı. Yani o orada o semaverin kaynaması, suyun şey, semaverin, çayın kaynaması, yemek de verilirdi. Varlıklı ailelerin yaptığı düğünler, bir de diğer tarafta işte açık havada, hayatta, bahçede oynamak isteyenlerin, gençlerin davul zurnalarını çaldığı toy kısmı vardı, orada devam ederdi. Daha sonra zamanda bu adetler kalktı mesela. Ahmet abi, davul zurna var mıydı bizde? Vardı tabii ki. Vardı. Evet. Toyçelo vardı mesela, Meleğli, evet. Meşhur da Allah rahmet eylesin. İzotemo vardı. He? İzotemo vardı. Evet. Toyçi izot. Evet. Ha. Ne çalırdı? Bunlar zurna mı çalırdı? Zurna çalardı. Biriden tutardı. Ya, zurna çalır, toy çalır. Bir de şeyi çıkarırdılar, zurna kısmı mey çalırdılar. Tabii tabii. Üç kısmını çıkaranlar o. Ya mey tutardı deme, evet. Ya zurna tutardı, evet. Deme. Hatta Nevzat Turan'ın babası var ya, İsmet amca. Evet, o evet. Da bile evet. Zurnacıydı. Demek üç alet olmuştu. İki zurna, iki bir zurna. Ya mey geldi zurna. Evet. İki zurna. Akordeon daha sonra ilave edildi. Tabii. Daha sonra akordeon gelmeye başladı. Klarnet. Çok şey değildi. Bak ya, mesela ben çok küçükken hatırlamışı gördüm ben. Bak, cümbüş saz yerine çalırlardı. Bak cümbüş yani, var, ben gördüm. Hı. Yani düğünlerde cümbüş ve şey hatta Cennet Gacerli miydi? Müzeffer vardı, Müzeffer abi. Akordeon da çalardı, o hı. Keman çalardı ariyetten yani. Ama onlar bizim yörenin değil. Şeyler, hani bir şeyler değil. Yani, ilave gelmiş. Yani diyeceğim. Yani o düğünlerin bir de normal vatandaşın işte bu pullu toyun dışında yapılan toylar. Yani aşığın olmadığı toylar vardı. Yani aşığı ancak varlılar getirdiler. Varlılar da çünkü yerler. Bir parça kumaş götürürler. Mendil bir başı ölçü mendil götürürler. Evet. Aşığa mı? Yok yok. Yok. Toya davet edilenlere. Davet mendil verirlerdi. Düğüne davet edilenlere. Çorap mendil. Çorap da. Evet. Yani bu akşam toyumuz var. Valla buyurun. Konuğa tabii. Mendilini al geldi. Toya davet et geleceği adamlara. Önce o nemer verilirdi, hediye götürülürdü. O düğüne davet edildi. Öyle davet. Şey yok idi. Ben gördüm onları. Evet. Çorabı gördüm ama mendil verilirdi. O da mendilin şu özelliği vardı. Toya gelen de o mendille geldi sallaya oynuyordu. Yani milhat giyindiriyordu. Beyaz tepsisin içerisinde onun gömleği, onun şeyi. Kapın deşiğinde giydirilirdi. Bunu ben bir türlü çözemem. Niye bu giydirilirdi? Mesela gelin dışı, onda bir anlam mı vardı? Onunla ilgili bir bilgiye sahip. Mesela sahip o konuda mi? Boş kalmış. Ben hatırlıyorum da abi öyleydi değil mi? Gömleği, onun gömleğini mutlaka kapın dışında giydirerdiler. Yani onun şeyini. Sadece üst kısmı değil mi? Evet, evet. Yani pantolon vardı o başka. Ha. Sadece beyaz gömleği kapın dışında giydirirdiler. Beye. O benim kafamda bir yani... Yıllardır. Muhakkak çok bir anlam var. Bir de eve gelin girerken elma atılırdı. Elmanın bir anlamı var. Biraz da dilimlerini batırdı. Abi kadın kızın başına bir şey parçalıyor. Bazıları hınç olanlar da taş gibi kafasına bıraktı. Öyle olur. Biraz öyle olur. Ha bu düğünün anlatılmakla bu bitmez de yani düğün kısmı öyledir. Diğer konularla ilgili mesela kullandığımız edevat, şey, güllük aletler vardı. O şeyle taş değirmeni vardı. Onlar kalktı ortadan. Destir dediler. Destere kalktı. Diğer aletler kalktı. Yani modernleşen toplumla birlikte bunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Hocam siz bunu bilirsiniz. Demeli şey aletlerden de diz yadıma düştü. Geldiğimde insanlar hırmanda işleyirmişler. Evet. Hırmanda sovurmuşlar. Buğdan sovuran zaman. Evet. Ve bir nağmeler falan okuyormuşlar. Öyle bir şeyler bilirsiniz. Sadece o değil. Rahmetli babamın iyi bir sesi vardı. İyi seker çekerdi. Ben çocuktum. Buğday pişmeye giderdik. Burada söylerdi. O kerantı çekerdi, tırpan çekerdi. Ben de arkasını toplardım.
kesildi nişanam ya da oldu beten, gözden iti bizim deyin dalı, hiç unutmam. Bunu çok güzel okurdu. Öyle türkü söylerlerdi. Yani bu şeyde çalışmaya giderken o yapılan şeyler vardı. Şeyde, kızlar, kadınlar çağa çeneye giderken. Çeneydi. Evet. Koro ne halinden ünlüler, türküler söylerlerdi. Yadınızda olan yoktu. He? Yadınızda olan yoktu. Mesela Aralık'ta bile gayretli 10-15 tane adam vardı. Herkesin mezarını onlar kazardı. Sonra camiden bir duyuru yapılardı. Saat böyle, diye ki mesela öğlen namazına müteakip defnedildi. Onlar sabah gittiler, gazdılar ama mezarı. Bir camiden duyuru yapılardı. Mezar gazanları ölü sahibi yemeğe davet ederdi. Çünkü mezar gazanın kim olduğunu bilmirsen ya. Ya gelir 15 kişi gazır gelir. Gönüllülük esasıyla. Tamamen yani hiçbir ücret yok. Gelirsen birisi ölüp de mezarını gazırsan yardımcı olursan. Bizde de öyle değildi de. Bizde de mesela herkes yani köyün tamamı katılırdı. Bizdeki mezar kazanı. Sabit insanlar değildi mesela. Yok yani zaten köyün tamamı katılsa bile mezara en fazla 10-15 kişi uğraşabilir. Yani. Ha, orada böyle ama değiştirme var. Durmadan kürek değiştirir. Genelde şeyde olur o değiştirme abi. Toprak atarken olur. Yani herkes bir den atır, beli verir. Öbürü şey yapar. Şimdi, o herhalde bu kış şartlarında toprak donuyor ya. Hı-hı. Donduğu zaman 10-15 kişi toplanıyor. Bilmiyorum. Öyle biliyorum ben. Şimdi bizim burada mezar kazmanın bir sosyolojik olayı var. Ne kadar fazla insan gidiyorsa o insana o kadar hürmet ediyor. Tabii ki o da ya, sosyal bir... Ya mesela bir sosyal bir olaydı. Çünkü bu aynı şey gibidir. Yani sen bana geldin, ben sana geldim. Şimdi şöyle bakın oradaki benim bahsettiğim 15 kişinin özelliği şu. Şimdi tamam X kişi öldü, Y kişi de akrabasıydı, oğluna değildi. Git emminin, dayının mezarına gazarken yardım et. Bu ayrı bir şeydi. Adam kabilesi kalabalıksa evet. 30 kişi de gider gazar. Benim bu bahsettiğim 10-15 kişi sosyal statü farkı gözetmeksizin herkesin mezarını kazır. İbrahim gönüllü mezar kazırsı diye bunlara. Bunlara da şey işte ölü sahibi görüşmedeydik. Yemek verir. Duyuru yapılırdı gene caminin minaresinden. O duyuru şeyiyle de o denilen saatte gelip yemekler verirler. Geleneksel kültürümüze eğildi. Belli konulara el attı derler tuval. Bizler de milli kültürümüzün, milli geleneğimizin oyun yönlerini az da olsa da yazıp çizmeye başladık. Mesela budur yani. Yani KAS bu konuda bizden ne diyeyim? KAS daha öndedir yani. Genelde kültür olarak yani milli kültürümüz, milli değerlerimiz, örf, adet, gelenek ve yönlerimiz konusunda. Yani bunlar evet. Da yani Kürşat da bilir, Türk'ün de bilir. Yani aşikar şeydedir yani. Yani şöyle bakabiliriz yani bizim toplumumuzda bizim Allah rahmet eylesin. Şavellet Gençler denen bir abimiz vardı Kars'ta. Allah rahmet eylesin. Yani biz çok 50 yıl, biz 50 yaşlarına vardık yani. Çocukluğumuzda, gençliğimizde onlarla oynadığımızda o insan 70 yaşına kadar Kars'ta o kültürü sergileyebildi. Sen gel 50 yaşında bu, ben cesaret edip artık kendi düğünlerimizde oynayamıyorum. Tepki alırım diye. Aslında bu benim geleceğim, bu benim şah damarım, bu benim yaşama sevincim ve ileride var olma, var olmanın adı ama bunu anlatamıyoruz. Oynayıp kuşaktan kuşağa gösteremiyoruz. Hocam şimdi Iğdır toylarında yallılar oynanılır mı? Yok, şimdi Iğdır eski yallılarımız yok bizim. Hopsari Seyran, Abbas Kendi, Erhazı dediğimiz oyunlarımız vardı yallılarımız. Iğdır Barı, bu gibi oyunlar kalkmış. Yani bizim Batı'nın veya Karadeniz'in veya Güneydoğu'nun etkisinde kalarak yani kültürümüz halay konusunda yok olmayacak. Mesela biz yallı konusunda Tuzluca bölgemiz de mesela Halı Kışlak bölgesinde öyle yallılarımız var ki mesela Halı Kışlak'ta insanlar düğüne başladıkları zaman yani 3 saat 4 saat yallı gidebiliyorlar yani yapabiliyorlar. Bu da tabii iklimin de etkisi var. Soğuk iklimin, sıcak iklimin. Ama yallı konusunda Iğdır bu konuda tek oyunda çok daha fazla önde. Yani bizim milli kültürümüzde. Ama yallıda da Tuzluca bölgemiz öyle gün yüzüne sıkmamış yallılarımız var ki. Ama buna imkan bulup araştırma yapamadık. Şimdi siz dediğiniz ki yallılar oynanılırdı vaktiyle Iğdır'da. Tabii. Tahminen neçinci yıllarda olurdu? Mesela 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda oynanılırdı. Yani bizim biz bunu kaçlı yıllarda da gördük? 80'li yıllarda da gördük yani.
Yani böyle bir yallı tutulurdu ki o zaman böyle düğün salonlar falan yoktu. Evet. Meydanlarda, bahçelerde düğünler olurdu. Ucu bucağı yok. Tabii yani insan ben öyle... Yüze kadar insan olurdu. Olurdu tabii ki böyle hatırlıyorum. Yallı tutulduğu zaman insanlar bir saat yallı gittikten sonra gidip evinde yemeği yiyip dinlenip gelip yallıya katılan insanları bile gördüm ben. Yani öyle uzun, öyle ihtişamlı yallılarımız. Hangi enstrümanlar müşayet? Bizim mesela o dönemde kara zurna dediğimiz iki zurna kullanılıyordu. Bir koltuk davulu kullan, çomaklı davullar kullanılıyordu. Zurnanın biri dem tutardı. Biri de normal melodi icra ederdi. Ama büyük davul değil de biliyorsun Nahçıvan bölgesinde kullandığımız deriden özellikle yapılı. Çombak. Çombak ve çubuk derlerdi. Çombak ve çubuk şeklinde şeyimiz koltuk davuluyla çalarlardı. Yani şimdi tabii ki her şey mekanikleşti. Her şey artık mekanik bir hale geldiği için şu ankiyle o dönemler arasında dünyalar kadar fark var. Ama indi... Hal-hazırda konkret olarak oynanıyor. Yok. Mesela en kötü ihtimal ben şunu çok acı çekiyorum. Biz mesela Batı'da yaşıyoruz. Yani biz şimdi yallı düğünün başlangıcıdır. Ya ağırdan başlar. Geleneksel olarak önce yavaş yavaş herkesi toplar. Herkesi o konuya ısındırır. Hı hı. Herkes bir böyle rahatlar. Yallının ağır yallılarımızın amacı odur. Ondan sonra yavaş yavaş insanlar o yaldan sonra meydanlarda oturur, ne olur tek önlerimize geçilirdi. Ve yallılarla düğünü bitirirdik biz o zaman. Evet. Ama maalesef yallıyla başlar, yallıyla bitirirdik. Yallının ağır yallıların başlamaması da gelen herkesin o merasime, o düğüne ısınmasını sağlamaktı. Girişini, suit dediğimiz giriş yapmaktı yani. Ama maalesef şu an... nasıl başlıyorlar, nasıl bitiyor, nasıl gidiyor ben de anlamış değilim. Şimdi... Halı Kışlak'ta, bu şu an yaşayan müzisyen arkadaşlarımız vardı. Bir Ankara'da bizim Nurel Gilder. Ufak bir çalışma yaptık Halı Kışlak'ta ama onun neticesi o kayıt ne oldu, nereye gitti, o rahmetli. Yani bunu atazana mı sormak lazım? Yani biliyorsunuz bir deneme yapmak için orada yaşamak lazım. O insanlarla iç içe o havayı teneffüs etmek lazım. O derleme öyle hemen kalk, iki tane, otur burada iki tane figür değil. O yaşadıktan sonra bir şey olay ortaya çıkarmamız lazım. Ama şu an yani var olan yallılarımızla maalesef 4-5 tane bizim kendi has ıldır has olan yallılarımızla oynanmamaktadır. Ben yani bu müziğin ben söyleyemiyorum ama yani o müziği sağlansa toplu oynanan bir oyunun figürlerini de biliyoruz ama müzikle birlikte Erhacı bir bölgenin ismi. Evet. Orada oynayan insanlar gene ilk etapta orada oynayan bir insandan kaynaklanarak ortaya çıkan önce Erhacı bölgesinde oynanıp adını aldıktan sonra bölgeye yayılan bir oyun. Bir kol bastı gibi ya. Yani evet. Adını oradan almıştır yani. Nasıl Atabarı bir Artvin'e has bir oyun ise Erhacı dediğimiz bölge var burada. Genellikle Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgeydi. Şu an yerinde yerler asil. Belki de Nahçıvan'dan veya Erivan'dan geldi oraya yerleştiler. Oradaki kültürü getirdi de buraya farklı bir taktıkları, kalpaklar var, giydikleri giysiler var. Bunların ne anlama geldiği. Yani bu öyle bir geniş bir yelpaze ki yani bir oyanın ne, yani bir işlemenin ne anlama geldiğini sayfalarla, yazıyla ortaya koymak lazım. Yani iki kelimeyle, biz burada iki kelime bir şey diyoruz, bundan bu işler anlatılacak durum değil ki yani. Maksadınız da? Yani bir kişi, mahalle, bu kişi, bir kişi mahallede ev yapacak. Evin kaba inşaatını yapar. En üst kısmı, emek gerektiren kısmı ise o keranların atılıp ondan sonra üstüne toprak dökmek. Önce kamış, sonra diken, tabii tabii, sonra... o detayları çok bilmirim işte. Bunu tek başına yapamayacak, kepçe de yok. Evet. Ev sahibi o gün çok güzel yemekler yapardı ve bu bir gün önceden genelde ilan edilirdi işte yarın Nureddin Türkmen'in dam bastırılacak. Gönüllüler herkes giderdi zaten yardım ilçe yerinde de. Herkes hangi saatte başladı köy yeri bilir. Giderdi topluca 50 kişi mesela o gün o damı birkaç saatte işini bitirirdiler. Ev sahibi de onların bu jestine karşılık onlara güzel yemek yapıp ikram ederdi. Bostan bozumu ne? Nasıl oluyor? Bostan bozumu... Kişiler genelde bostandan çıkan ürünleri kent yerlerinde yani biz
bizim kent anlayışımız değil yani. Köy. Köy yerlerinde satış için kullanmaz. Genelde kendisi tüketir. İlçe halkında herkeste de yeri olmuş köy halkında. Bazılarının bostan ekecek kadar fazla yeri yoktu. Mevcut yerlerini ot, buğday gibi ihtiyaçları için şey yaptılar. Böyle biraz da hali vakti durumu yerinde olan bostan ekenler bir duyuru yapardı ki işte 3 gün sonra Dadaş Türkmen'in bostan bozumu var. Onu duyan herkes gelirdi hocam. Ben bir bostan bozumuna gözlerimle şahit olmuşam. Çardakta oturmuşam. Çünkü ben o bostanı hep çardakta gözlüyormuş. Biz uşaklara verirler ki hayvanlar gelip zarar vermesin diye. Tanımadığımız insanlar ya da akrabamız olmayan insanlar geldiler, gönüllerinden geçen her şeyi alıp götürdüler şeyde. Bu karşılıklı bir hoşnutluk vardı bu işte. Onlar dualarını ettiler, işte malınız bereketli olsun. Biz de az önce bir sürü ürün vardı, 20 dakika içerisinde isteyen istediğini aldı, götürdü. Hem şeyi memnun kaldı, bostan sahibi, hem de oradan gelip ürün alanlar da gayet memnun ayrıldılar. Paylaştı. Paylaştılar. Güzel bir sosyal dayanışma. Evet.